Konut kredilerinde kampanya olacak mı? En fazla sorulan sorulardan birisi. Peki konut kredilerinde kampanya olursa siz ne yapacağınızı biliyor musunuz? Biliyorsunuz 2020'nin Haziran ayında konut kredilerinde bir kampanya yapıldı. Ve sonrasında herkesin konut kredisi talebinde bulunmasıyla birlikte arzında yetersiz olmasıyla konut fiyatlarında hızlı bir şekilde artış yaşandı. Peki yeniden bir kampanya olsa konut fiyatları artsa yine de konut kredisi kullanmaya değer mi Değmez mi? Bu videoda bunun hesabını yapacağız ve size sonunda bir de Excel dosyası vereceğim ki kendiniz siz de bu hesabı rahatlıkla yapabilirsiniz diye. Şimdi hesabın detaylarına bakalım. Bu video İstanbul Gayrimenkul Değerleme Sponsorluğu ile hazırlanmıştır. Hesaplamamıza başlamadan önce bu nereden çıktı derseniz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın içerisinde bir çalışma yapıldı ve bu çalışmanın başında Yusuf Emre Akgündüz, Özlem Dursun Denef, Yavuz Selim Hacıhasanoğlu ve Fatih Yılmaz bulunuyor. 2020 yılında konut kredi faiz oranlarındaki düşüşün konut fiyatlarını ne kadar etkilediği üzerine bir çalışma yapmışlar. Konut kredi faiz oranları bugün düşürülürse konut fiyatlarını ne kadar artacağını anlamak için yeni bir çalışma yapılması gerekiyor. Ancak elimizde hazır böyle bir çalışma var ve bu çalışmadaki oranları kullanarak eğer bugün konut kredi faiz oranlarında bir indirim yapılırsa konut fiyatlarını ne kadar artıracağını ve taksitlerimizin ne oranda değişeceğini birlikte görelim. Bunu size bir Excel tabloyla göstereceğim. Dilerseniz bu tabloyu indirmeniz için de bu videonun altına bir link bırakacağım. Eğer dosyanın içerisinde bir hata görürseniz bana bildirirseniz dosyanın güncellenmiş halini yine videoya ekleyeceğim. Çalışmadaki kabul yıllık konut kredi faiz oranlarındaki bir puanlık düşüş konut fiyatlarına %2.1 oranında düşürüyor. Bugün konut kredi faiz oranları aylık 1.37 yani yıllık %17.74. Şimdi hesabımızı birlikte inceleyelim. Sizin de görmeniz için Excel tablosunu sizinle paylaşıyorum. Konut fiyatının 500 bin lira olduğunu düşüneceğiz ve peşinat oranı olarak da %20 peşinat ödeyeceğimizi yani 500 bin liraya 400 bin lira kredi çekeceğimizi düşüneceğiz. Excel tablosunda sarı olarak görmüş olduğunuz her yere kendiniz istediğiniz verileri girebilirsiniz ve tablo otomatik olarak bunun hesabını size yapacak. Yani peşinat oranını %20 değil de %50, %10 duruma göre seçebilirsiniz. Vade süresini de aynı şekilde 120 ay yerine daha düşük sürelerde seçebilir ve buna göre hesabın sonuçlarını görebilirsiniz. Dediğim gibi 500 bin liralık konut için 400 bin lira kredi çektiğimiz zaman bugünkü kredi faizleriyle aylık ödememiz 120 ay için 10 yıl için aylık 6810 lira olacak. Ve toplamda geri ödememiz de 817 bin lira olacak. Peki bir kampanya yapılsa ve konut kredi faiz oranları aylık 1.37'den 1.30'a çekilse. Muhtemelen siz buna kampanya değil diyeceksiniz ama sonuçlarına bakın. Konut fiyatlarını yapılan bu indirim 500 bin liradan 510 bin liraya çıkarabilir. Bu durumda çekmeniz gereken kredi de 400 bin liradan %20'de 408 bin liraya çıkacak. Yani indirim yapılmasa 400 bin lira krediye ihtiyaç duyarken İndirim yapıldığı zaman konut fiyatı 500 bin liradan 510 bin liraya çıktığı için kredi çekmeniz gereken tutar da 400 bin liradan 408 bin liraya çıkacak. Peki aylık taksitlerimiz ne olacak? 6733 lira olacak. İndirim yokken faizlerde kampanya yapılmamışken 6810 lira öderken indirimle birlikte 6733 lira ödeyeceksiniz aylık. Peki geri dönüşü ne kadar olacak? Geri dönüşünde toplam ödeyeceğiniz miktar 808 bin lira olacak. Yani indirim yapılmadan 817 bin lira öderken indirim yapılınca 808 bin lira ödeyeceksiniz. Konut fiyatı 500 binden 510 bin liraya arttı ama geri ödeyeceğiniz rakam 817 bin liradan 808 bin liraya geriledi. Örneğin gözümüzde daha iyi canlanması ve kampanyaya kampanya diyebilmemiz için gerekli olan rakamlara çekmeye çalışacağım. Konut kredi faiz oranlarında yıllık 5 puanlık indirim yapıldı. Yani %17.74'ten %12.74'e düştü. Yani aylık konut kredi faizleri %1.37'den %1'e. Herkesin psikolojik sınır dediği rakama geldi. Belki o zaman %1 değil de 0.99 olur. Peki bu indirimin konut fiyatlarına etkisi ne olacak? Yapılan bu çalışmaya göre konut fiyatlarını %10.5 oranında artıracak. Yani 500 bin liralık konut bu kampanyayla birlikte insanların konuta olan talebinin artmasıyla 500 bin liralık konutu 554 bin liraya çıkaracak. Bu durumda 500 bin liralık konutta 400 bin lira kredi ihtiyaç duyarken 554 bin liralık konutta 443 bin lira krediye ihtiyaç duyacaksınız. Peki aylık ödemeleriniz ne kadar olacak? Aylık ödemeleriniz de 6.379 lira olacak. Yani 6.810 liradan 6.379 liraya düşecek. Peki geri ödemeniz ne olacak? İndirim yokken 400 bin lira kredi için geri ödemeniz 817 bin lira olurken indirimli haliyle 443 bin lira kredi tutarı için 765 bin lira geri ödemeniz olacak. Yani geri ödeme miktarı 51 bin lira düşmüş olacak. Konut fiyatı 500 binden 554 bine çıkacak. Ancak taksitleriniz 6810 liradan 6379 liraya düşmüş olacak. Hesap bize bunları gösteriyor. Konut kredi faizlerindeki indirim tabii ki 5 puan olmayabilir. Ya da konut fiyatlarını geçen yıl olduğu gibi %2.1 artırmayabilir yıllık 1 puanlık düşüş. Bu durumda da yine değişkenler elinizde. Dilerseniz konut fiyatlarındaki artış oranını sarı hücreden değiştirebilirsiniz. %2.1 yerine aklınıza yatan rakamı ya da o gün yeniden bir çalışma yapılırsa Merkez Bankası tarafından ya da bu konuyla ilgilenenler tarafından ortaya çıkan rakamı bu hücreye yazıp kendiniz hesabınızı yapabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala abone olmayanlar lütfen abone olarak bize destek olsunlar. Ayrıca katıl özelliğinin de bulunduğunu belirtmek isterim. Kanala destek olup farklı özelliklerden yararlanmak isteyenler katılla kanala abone olabilirler. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.